Cenab-ı Peygamber buyurur. Allah-u Azimüşşan insanın suretine bakmaz. Boyu uzunmuş, vücudu kuvvetli, güzelmiş. Buna hiç kıymet vermez buyurur. İnsanın kalbine bakar buyurur. İnsanın malına, zenginliğine de bakmaz. Anasına, babasına, nesline de bakmaz buyurur. Bazı bakarsın ki peygamberin oğlu kafir olur maazallah. Bir de bakarsın evliyanın oğlu, eşkıyanın oğlu evliya çıkar. İnsan Cenab-ı Hak kalbine bakar buyurur. Neden kalbe bakır Cenab-ı Hak? Hayrın yeri, şerrin yeri diyor. Hayır, şer ne varsa insanın kalbine gelir, iner. Allah insanın kalbine bakar buyurur. Gene Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri buyuruyorlar. Öyle bir zaman gelecek ki Müslümanların başına buyurur. Kur'an-ı Kerim arkalarına atacaklar, hiç kıymet vermeyecekler buyurur. Evet. Neden çıkarırlar Kur'an'ı kalplerinden? Kalpleri cismet olur. Bu güzel mücevher, din-i ilahin, imanlı kalpleri kabul etmiyor buyurur. Boncuk, şeytanın boncuklar, mavi boncukları sokarlar, dünyanın meşhur olur. Kendini helak eder, çoluk çocuğunu da helak eder buyurur. Sâsıfân âyâti ellezîne yetekebbermûne fil ardı ve gayril hak. Kalpleri bozuk, mütekebbir insanlar, hakkı bilmezlerden ben dini alırım kalplerinde buyurur. İnsanın kalbine daimen dört şey iner. Yağmur yağar gibi. Durmamaca dört şey iniyor. Birisidir, Cenab-ı Hakk'ın marifeti, Allah'ı anlamak, bilmek, büyüklüğünü anlamak, peygamberlik ne demek, Kur'an ne demek bu gelir. Bu kime gelir? Bundan meşhur, en ziyade evliyalara gelir. Çünkü o Allah'tan başka kimseyi bilmez. Daima Allah'ı düşünür. Oturup da konuştuğu vakit onu konuşur. Niçin? Kalbine o gelir. İkinci de ilim gelir. Adam bakarsın ki tahsile ondan sonra marakı çok. İlimle uğraşıyor. İlim de onun kalbini okşar, bakar ki tam istediğin adam. Bazı ikisi de olur bir adamda. Hem Cenab-ı Hakk'ın marifeti hem de ilim demeyler. Üçüncü bir şey var ki gaflet gelir, dünya muhabbeti. Evliyaya gelir, kabul etmez kalbi onu. Okumuş iyi uslu adamlara gelir, o da kabul etmez. Nereye gidiyor? Bir de gavurların kalbine gidiyor. Bakır ki iyi, paradan, maldan başka hiç dertleri yok. Gavurlardan ona benzer Müslümanların kalbine girer. Bunlar oturdukları vakit paradan başka bir şey bilmezler. İşleri güçleri bu. Kimi dolandıracağım, kimi aldatacağım, malımı nasıl artıracağım hep dertleri bu. Dördüncüsü de münafıklık, dedikoduluk gelir. Bakarsın gavurun kalbine gider, gavur kabul etmez. Çünkü her gavur fitne olmaz ki. Gavurun derdi para, kabul etmiyor. Evliya hiç kabul etmez. Tahsil yüksek olan iyi adamlar da kabul etmez. Ne diyor? Münafıkların kalbine giriyor. Bunlar hiç durmazlar bakarsın. Mahallesini azdırmaya uğraşır, karıştırır. Bu olmadı mı memleketi karıştırır. Memleketi yapamadı mı dünyayı karıştırmaya başlarlar. Maazallah bunların yerleri cehennemin en aşağı katıdır. Her gavurdan daha aşağı. Bundan fena ahlak yok. Onun için dua nedir? Ya Rabbi kalbimi münafıklıktan temizle. Dilimi yalancılıktan temizle ya Rabbi. Amelimi gösterişten kararla. Bir şey yaptın okudu. Sen rızayı bari için yapın. Böyle dua edecektir. Aferin. Aferin. Keşke hepsi böyle ezberleseler.